Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından toplu konut idaresi tarafından köylere yapılan çelik evler göl manzarasıyla adeta tatil köyünü andırıyor. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24.083 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde 3.285 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edildi. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor. Manzaranın çok güzel olduğunu aktaran Eyüp Ensar ve Nazlı Kabukçu, evlerin devlet tarafından yapılıp kendilerine teslim edildiği için mutlu olduklarını söylediler. Deprem olduğu zaman nenemin evi tabii çoğu şey gibi yıkılmıştı. O yüzden de devlet burayı sağladı. Burayı sağladığı için de mutlu olduk biz açıkçası yani. Sonrasında da buraya geldik, şu an tatil yapıyoruz. Hava güzel, doğa güzel, göl manzarası çok güzel. Kafamızı dinliyoruz, rahat ediyoruz. Devlet bu imkanı sağladığı için de teşekkür ederim yani. Daha önceki yerimiz köydeydi, aşağıdaydı. Oradan pek yani şeydi, gölü göremiyorduk. Pek orman içinde değildi, dağın üstünde değildi. Havası pek güzel değildi diyeyim ben. Burası daha güzel cidden. İstanbul'dan bile daha güzel. Manzaramız çok güzel, harika. İnan ki yerimiz çok güzel. Eğleniyoruz, temiz havadayız. İnan ki yerimiz çok güzel, manzaramız. Evimiz de çok güzel içi, süper. Göl manzaramız var. Depremden önce kötüydü. Depremden sonra çok iyi yaşıyoruz, temiz havada. Yani eğleniyoruz. Kapı komşularımız çok güzel. Aynı bir yazlık gibi villa. Böyle yer nerede bulak paşa? Yani böyle güzel yer bulamazdık, temiz hava. Vallahi devletten bir kere Allah razı olsun, ne diyeyim. Devlet yapmasaydı biz böyle bir yer alamazdık yani.